dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikayı zikriyedir. En küçük name en gür nağamata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor. Efendim, sen de dikkat etsen okuyabilirsin diyor. Herkes okuyabilir mi efendim? Öyle diyor. Dikkat eder. Okur. Nasıl bir dikkat efendim? Bilmiyorum ki. Nasıl dikkat eder? Şu bahçeye yine bakıyorsun. 1000 tane yaprağı var, hepsi birbirinin aynı. Nasıl aynı oluyor o yapraklar? Yani o bak çubuğunun içerisinde fabrika mı var? Ondan sonra dekopaj makinesi mi var? Filmi veriyorsun orada, oyup çıkarıyor böyle güzelce. O tazeliği, o yeşilliği, o damarları, o gıdalık tarafı, insana gıda olma tarafı. Neye bakarsan bak, her şey harika. Her şey harika. O bağ yaprağının, o kuru çubuktan hepsinin aynı tarzda çıkması bir izah ister yani, nasıl oluyor bu iş? Bu elle tutulan, gözle görülen bir şey. Kalıp lazım buna. Yani şey olarak, teknik olarak, teknoloji olarak o yaprağın öyle çıkması için ona kumdan maça denilen bir kalıp lazım yani. Veya şimdi teknoloji ilerlediyse başka bir kalıp lazım. Bakıyorsun kalıp yok, toz duman da yok. Harıl kurul fabrika da yok. O odunun içerisinden odun kırıyorsun, hiçbir şey yok, çat. Kırıyorsun, hiçbir şey yok. Ondan sonra o çat diye kırılan odun yüzlerce yaprağı takıyor, aynı şekilde çıkarıyor. Ya bunu o odun yapıyor, ya hava, güneş, su, her şey de okur. Her şey de okur. Hakikaten o kedicikler, o kadar güzel mahluklar, hiçbir vazifesi yok. Bizim eski evlerde vardı, fare tutuyorlardı. Şimdi hiçbir vazifeleri yok. Ortalığı kirletiyorlar, başka bir şey yok yani. Anamın muhakkak iki üç keçisi olurdu çünkü toprak evde. Fare bulunuyordu evde, onlar temizliyordu. Kudret öyle onun kafasına programı koymuş, fare programını. Onu gördün mü biter iş. Dostluk bitiyor. Neye baksan böyle yani? Neye baksan böyle? Dikkat etse herkes bu manalar olur. Efendim, bir zaman yanlış hatırlamazsam sohbetinizde ilim ve kabiliyet arttığı müddetçe ayak kayması fazla olur demiştiniz. Efendim, profesörlere veya böyle bilim adamlarına baktığımız zaman Allah'ı inkar daha fazla oluyor. Onların göremediği nokta, insanın hiçbir şey olduğudur. Kendisini adam zannediyor, bir şey zannediyor yani. O kendisini bir şey zannettiği için ayağa kayıyor onun. Bir şeye ameliyatında soğuk suyun dibine kafamı koymuştum, soğutuyordum bakanı. Doktor geldi dedi, ne yapıyorsun üstüme dedi. Dedim kafamı soğutuyorum. Domu varmış dedi. Dedim bana haftada bir kafamı soğutmasan şey kafam rahatsız oluyor yani, beynim rahatsız oluyor. Düşündü dedi, tıpta böyle bir şey yok. Dedim tıbbınız nereye kadar gitti ki? Yani tıbbınız neyi biliyor ki? Allah-u Azimüşşan ben ruh hakkında az bir malumat verdim diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ruh hakkında az bir malumat verdim. Şimdi bakıyorsun ruh ve sinir doktoru,
Profesör Doktor Ruh ve Sinir Hastalıkları mütehassısı, Profesör Doktor Münne profesör olmuş. Allah diyor az bilgi verdi mi o profesör olmuş. Neyini biliyor ruhun yani? Ruhun neyini biliyor? Şimdi bu şeyler, yani hakkını yememek lazım. Bir büyük çalışma yapıyorlar bu ilim adamları. Büyük çalışma yapıyorlar. İşte bu biraz da istidatlı ise, yüksek kabiliyetli ise, bakıyor yaptığı işlerde bazı neticeler alıyor. Aynen o vahiy katibinin ayetin gerisini okuması, ondan sonra da sapıtması, bana da ayet geliyor demesi gibi. O alemdeki nizamı kendisinin onun o nizamdan istifade ederek yaptığı şeyler kendine mal ediyor. Yani şimdi o adama demek lazım geliyor. Sen bu yaptığın şeylerde neye dayanarak yapıyorsun? Mahlukattaki kanun ilahiye dayanıyorsun. Mesela demir ısıtıldığı zaman genişler, soğutulduğu zaman daralır. Bu bir kanundur. Sen o demirin bu özelliğine dayanarak çelik yapıyorsun. O çelikle iş yapıyorsun. Senin yaptığın şey sadece bunun keşfidir, başka bir şey değil. Demirin böyle olduğunu keşfediyorsun. Demir zaten böyle. Sen bunu keşfediyorsun. Demiri toprağın içerisinde bu şekilde yapan, dünyadaki bütün demirleri aynı kabiliyete, aynı akılda, aynı fikirde yaratan, yapan bir mevcudu görmüyorsun. Sen sadece şu kadar demiri böyle yapmışsın, onunla iftihar ediyorsun. O demir bir kanuna tabi de onun için öyle yapıyorsun. O kanunu görmüyor. Yani enaniyet ve gaflet maalesef birçoklarının gözlerini kapatmış yani birçoklarına. Yazık olmuş. Yani bu yalnız gayrimüslim ilim adımlarında değil, Müslüman ilim adımlarında da İbn Sina gibi, Farabi gibi büyük yüksek zeka kabiliyetler dahi işte ha bu dediğim şeyi atlayamadıkları için imanları tehlikeye girmiş. Sebebi bu yani. Kendini aşamıyor. Kendisinin ne olduğunu bilemiyor. Alemde bir iki şey öğrenmiş ama kendisi nedir onu bilmiyor. Yani kendisini bilmiyor yani. Ben ne yapabilirim? Mesela demirin bu kabiliyeti olmasa ben bu çelik işini ne yaparım diyemiyor yani. Bu demire bu kabiliyeti veren kim? Toprak mı, hava mı, su mu, güneş mi? Nedir? Biberin birisine acı, birisine tatlı. Birini şeker pancarı, birini bilmem ne yapan, soğan yapan, biber yapan. Şu toprakta bu kabiliyet nereden geliyor? Kim yapıyor? Ben neyim? Bu hadiselerin karşısında ben neyim? Eğer hava kıvamını bozsa, işte 21 oksijen 79 bundan ne yerine 21 karbondioksit 79 oksijen olsa ne olur? Hepsi kritiklenir bir anda ölür. Ciğer yanar. Bunu böyle tutmanın gücü kimin elinde? Bu kadar düşünemiyor işte. Allah onun o enaniyetini bütün o gözünün önüne kalın koca bir Çin seddi gibi bir perde yapmış. Onu yıkıp arkasını göremiyor. Onun için de dalalette kalıyor. Evet. Güya kainat azim bir musikayı zikriyedir. En küçük name en gür namata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor. Bu misali her zaman veriyorum. İnsanlar inceldikçe, ilim inceldikçe kainattaki sırlar ortaya çıkıyor. Kainattaki sırlar ortaya çıkıyor.
Bu kainatta meydana gelen, ortaya çıkan sırları bir yere dayandırması lazım. Bunu yapamıyor insan. Şimdi insan Süleymaniye gibi bir camiye giriyor. Muhtelif insanlar, bir mimar giriyor oraya. Allah Allah diyor ya. Şu çizgilere bak arkadaşım ya. O günün şartlarında elle, taşmayla, bilmem neyle yapılan şu camideki ahenge bak, çizgi ahenklerine bak. Bir müzisyen giriyor, bu akustik nedir diyor ya. Şurada tın diyorsun, caminin her tarafında aynen duyuluyor. Bu nasıl bir müziki ayarlaması? Öteki giriyor işte diyor ki, ben arkadaşım iyi kötü mühendisim diyor. Yani bugünün demiriyle, çimentosuyla bile böyle bir kubbe ayakta tutamam. Bu nasıl durmuş burada böyle? İlahir, herkes kendi ihtisası dairesinde oradan şeye yani girdiği zaman bu ne alemdir diyor yani. Bir köylüyü soksan ne diyecek? Vay babu, valla bir çift 15 günde burayı süremez der. Bir çift öküz çiftine ancak bir hafta 10 günde sürersin burayı diyor. Ne kadar büyük bir tarlayı böyle yapmışlar. O da tarla görür orayı yani. Tarla ne kadar. Şimdi bu alemde herkes inkişaf ettiği nispetle güzel şeyler görüyor. Şimdi bak, kulağa bak, ne diyor? Musikai ilahiye. Her şey bir musikai ilahiye diyor yani. Şimdi rüzgar estiği zaman, Allah rahmet etsin şey, Safiye Ana, bilhassa bütün mahlukat Yasin okur diyordu. Yasin, Yasin, otlar, ağaçlar, Yasin. Biz şimdi ne okuyoruz, ne dinliyoruz? Kulağımıza çekiyoruz, şey üşümeyelim. Öyle Yasin Mansin okuduğumuz yok, kapatmaya çalışıyoruz ki bir şey duymayalım yani. İnkişaf yok. Aynı alemde, aynı şartlar içerisinde, aynı mahlukatı görüyor, aynı şeyi görüyor. Birisi ömrü boyunca nazenin, nazdar, güzel bir çocuk gibi o heves içerisinde, bahar havası içerisinde ömrünü tüketiyor, sahibini buluyor. Ötekisi de her şeyden korkuyor. Ya ki diyor bu soğuğun arkasına donma yapsa bilmem ne olur. Bu güzel hava birdenbire şey yapsa çiçekler ne olur? Onun zevkini alacağına elemini alıyor. Aynı şartlarda. İnkişafa bağlı, ilmi inkişafa bağlı. Risale-i Nur bu perdeleri açmış, bu şeyleri ortaya koymuş. Allah onu, o emeklerini boşa götürmedi çok şükür. Eserler ortaya çıktı. Geriye kalan hakikatlerin tezahürü için de emeğini boşa çıkarması müstahımızın. Ondan razı olsun. O eserler bize kadar sağ salim getiren kardeşlerimizden, abilerimizden Allah razı olsun. Kainata bir renk verdi. Renk vermedi. Rengin okunuşunu anlattı. Renk zaten vardı. Rengin okunuşunu anlattı. Şimdi bir ota, bir çayıra, bir çimene girdiğin zaman bir şairin, bir müzisyenin, bir mimarın, bir inkişaf etmiş aşıkın, bir edibin oradan alacağı zevkle bir ineğin alacağı zevk nedir? İnek gider, dilini dolar oradan, o güzelim çiçekleri lop matar midesine gider. Ona lazım olan o. Kafirlerle Müslümanların misali buna benziyor. O kendi midesine lazımsa bir kıymet ifade ediyor. Dilini doluyor, hart. Ya dur bakayım bir dakika ya, aman ne yaptın sen ya, o nazenin güzel nazik çiçekleri, o gülleri, o leylakları, o sümbülleri, Allah seni burnundan töke, başka şey mi yok diyesin. İnek anlamaz ki onu. Mümin hayatta böyle yaşar işte. Her şeyden güzel zikri ilahiyi terennim eder, görür, okur.
okur, konuşur. Otlarla konuşur, çayırla konuşur, çimenle konuşur. Evet. Ve insan olan bir insandan sor, bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı. Cephesinde yazılı. Her şeyin cephesinde yazılı. Hele insanım. Hele insanım. Ahsen-i takvim üzere yaratmış Allah insanı. Ne ineğe, ne öküze, ne kayısıya, ne armuda benziyor insan. Nasıl bir mahluk. Nasıl bir mahluk. Şimdi bazı misaller insana acip şey yapıyor yani. Adam tohumunu ambara koymuş, sürecek öküzünü, çiftini şuraya koymuş, mevsimi bekliyor, orayı şey yapacak, ondan sonra oradan buğday çıkacak. İnsana bakıyorsun, hanımıyla helalinden gidiyor, Allah'u ekber. Tohumu yanında, tarlası yanında, kendisi yanında beraber geziyorlar. Ne acip bir şey yani, ne acip bir şey. Nasıl yaratmış? Böyle insan kainata dikkat ettiği zaman insanın hayretten çatlayacağı şeyler görüyor yani. Göz görüyor, göz ayır. Hayret ediyor, ey kurban oldum Allah diyorsun ya. Efendim cennette insan hani günahlardan arınmış saf haliyle her şeyi en kamil manada gözünü, kulağını, aklını, bütün etayifini kullanabilecek Allah-u Teala. Oradaki risalelere veya derslere mütevekkil olduğu zaman Allah'ı insan müşahedede ancak orada anlıyor Allah-u Teala. Bu derslerden müşahede makamına çıkar işte. İnşallah orada da bu dersler okunacak. Bugün o şimdi sabah Celal'dan birlikte şey denk geldi. Bir hadis-i şerifte iki kişi, diğer Abdülmedik İstanbul'a gitmişti, işte bazı arkadaşlar da misafirleri vardı, gelememişlerdi. İki kişi işte, yedi kişi falan falan cennete şey olur diye iki kişi bir araya gelip bir mescide gelse bir hadiste denk geldim. Valla bir iki kalem tuttu Celal. Belki biz de cennete düşerik. Ondan sonra cennette dedim yani o konuşma esnasında dedim yani insan buradaki en büyük güzellik Allah'ı tanımak. Cenab-ı Hakk'ı, Mevla'yı tanımak mıdır efendim? Müşahede. Müşahede. Buradaki yani dersler nasıl? Cenab-ı Hakk'ın kemali ilahisini müşahede. Biz mesela burada sizin dersinizde çok büyük bir lezzet alıyoruz efendim. Şimdi orada nasıl bir lezzet verilir? O kadar lezzetle şekil değişikliğine uğrarsın ki seni akşam evinde bekleyen hanımın seni zor tanıyacak. O kadar güzelleşecek, o kadar nurani, o kadar hal değişikliğine uğrayacaksın. O kadar hal değişikliğine uğrayacaksın. İnşallah Rabbim nasip edecek. Ve insan olan bir insandan sor, bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikayı zikriyedir. Efendim, bir izleyici gelmiş şimdi, din yalandır diyor. Din yalandır diyor. Şimdi sizin şu anlattıklarınız haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, yalan bile olsa o kadar zevk veriyor ki efendim yani. Biraz evvel söylediğim gibi yani şimdi ineğe o nazenin çiçekler, papatyalar, leylaklar, sümbüller, güzelliklerin başka manalarının olduğunu nasıl anlatacaksın o ineğe? O karnına girer şeye bakar yani. Sen canın gider, şey yaparsın, o dilini dolar, Rab atar içeriye, işkembesini indirir. Bu Allah'ın açtığı nasip meselesi yani, bu kalbe verilen nur meselesidir bu.
Allah vermemişse kim ona ne verecek yani? Allah vermemişse ona kim ne verecek? Kafirler çok nasipsizler yani. Çok acımak lazım yani. Çok nasipsizler. Bu dünyada böyle bir motor gibi çalışıp gidiyorlar. Mekanik bir şey gibi. İşte takır tukur. Değirmen gibi falan. O şekilde öyle ömürleri geçiyor gidiyor yani. Yazık. Çok yazık.